Merhaba ben Kerem Çilli. Her sene geleneksel hale getirdiğimiz maliyetler videomuzu bu sene tekrar yine aynı kıyafetle ve aynı yerde sizin için yapmayı planladım. Hızlı bir şekilde kalem kalem inceleyeceğiz. Bazı kalemleri bu kalemlerin içerisine yedireceğiz ve günün sonunda önemli olan bu kilowattaki bir sistem bize ne kadar mal oluyor bilgisine ulaşmak. Bunları anlatırken de kısa kısa güncel durumlarla ilgili sizlere bilgi veriyor olacağım. Hızlı şekilde başlayalım dilerseniz. Güneş enerji sistemlerinde 10 kW'lık bir sistem yapmayı planlıyorum. 10 kW ve 12 kW piklikte panel gücü bağlamayı düşünüyorum. Yani dağıtım şirketinden 10 kW'lık izin alacağım ama 12 kW pik kadar da panel bağlayacağım bir sistem olacak. En büyük kalemi oluşturan bölüm tabii ki güneş paneli. Güneş paneli 12.000 Watt için e, bu aralar e, her bir watt için yaklaşık olarak e, 0.55 gibi bir değeri ben baz aldım ama bu rakam değişebilir. Bazı teklifler geliyor 0.70 yazıyor. Bazı teklifler geliyor 0.80 yazıyor. Bir watt için istenen bedel. E, o yüzden şöyle yapacağım. Ben 0.55'ten baz alacağım. 12.000 çarpı 0.55 olarak siz de hesaplayabilirsiniz. 6.600 dolar e, güneş paneli için sistemimizde para ayırmamız gerekiyor. Bunun dışında yine önemli kalemlerden bir tanesi solar inverter tarafı inverter aslında Türkçe'si evirici. Evirici için de farklı seçenekler var, farklı markalar var. En baştan şunu söyleyeyim, burada yazdığım rakamlar sadece size fikir vermek adına yazdığım rakamlar. Bunun altında teklifler veya üstünde tekliflerde alabilirsiniz. Bu gayet doğal. Bu sadece size fikir vermek adına yapmış olduğumuz bir işlem öyle söyleyelim İnverter olarak şebeke bağlantılı bir inverter kullanabilirsiniz hibrit bir cihaz kullanabilirsiniz off-grid dediğimiz bir yapı kullanabilirsiniz ama biz burada şebeke entegre çalışan bir sistem tasarlıyoruz en azından on grid bir inverter almanız gerekiyor Onun için de yaklaşık 2000 dolar 2250 dolar gibi bir rakam ayırmanız gerekiyor benim size tavsiyem şu an hibrit cihaz mümkünse alın çünkü batarya eklenebilir bir cihaz oluyor hibrit cihazlar. Bugün paranız batarya için yoktur ama yarın bütçeniz oluştuğunda alır bataryayı direkt invertere ekleyebilirsiniz. Ama burada on grid dediğimiz bir inverter satın alırsak eğer buna batarya eklemek için ayrı bir cihaz daha almış olmamız gerekecek. Bu da önemli bir detay aslında. İleriye yönelik de bir yatırım yapmak adına. Bunun dışında konstrüksiyon oldukça önemli bir parametre. Çünkü ya ne olacak biz sadece panelleri çatıya sabitliyoruz. Orada vidalayacağız ve duracak. Bu iş sanıldığı kadar kolay değil. Kar yüküne, rüzgar, buz farklı dış senaryolara karşı dayanımlı olduğunu statik olarak kanıtlamanız gereken bir durum. Ve oradaki alüminyum profiller genelde kullanılıyor. Alüminyum fiyatı da her şeyde olduğu gibi yine artmış durumda. O yüzden orada yekpare uzun tek parça bir alüminyum kullanabilirsiniz. Ya da parça kesit profiller kullanılabilir. Tabii size kalmış. Ben bu örnekte konstrüksiyon için yaklaşık 900 dolar gibi bir rakam öngördüm. 9'da düzgün yazalım. 900 dolar öngördüm. Dediğim gibi bu aşağıda olabilir, yukarıda olabilir, çatı tipi farklı olabilir, trapez saç olur, işte sandviç panel olur, düz çatı olur ya da membran çatı olur. Bambaşka çözümler ve farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir. Her çatı tipi içinde bir konstrüksiyon yapısının olduğunu bilin. Kiremit çatı için de konstrüksiyon var sandviç panel içinde, diğerleri içinde o açıdan endişeniz olmasın. Hangi çatı tipi olursa olsun çözüm bulunuyor. Bunun dışında kablo, konnektör ve pano olarak ayırdığımız bir başlık vardı. Hatırlarsanız. Kablo, konnektör, pano, elektrik panosu. Şimdi burada özellikle bu kadar başlığın içerisinde ya konnektörü de yazılır mı o ufacık bir detay diyenler olacaktır. Konnektör çok önemli bir parça ve bütün sistemdeki enerjinin akışını sağlıyor. Onun üzerinden geçiyor ve onun düzgün seçilmesi gerekiyor. Orada ufacık bir hata bile düzgün işçiliğin olmaması bile inverteri hataya düşürebiliyor ve inverterin izolasyon hatası dediğimiz bir hatadan dolayı çalışmamasına dahi sebep olabiliyor. Baktığınızda ufacık bir konnektör ama onun e, profesyonel tip özel bir konnektör olarak kullanılması işçilik olarak da iyi e, kabloya çakılması gerektiğini söyleyebilirim yeri gelmişken. Kablo solar için kullanacağımız özel kablolar genelde şu anki standart 6 mm kare olarak e, geçiyor ama birçok yerde aslında 4 mm kare bile yeterliyken şu an sektör standardı olarak e, evinizde muhtemelen 6 mm karelik kablo kullanacak. Bunun e, kablo tavası olacak tabii ki. Aynı zamanda elektrik panosu olmak zorunda. Elektrik panosunun içerisinde de dağıtım şirketinin istediği zorunluluklar var. Parafodur var, kaçak akım rölesi var, sigortalar var. Eğer alırsanız smart meter var. Daha güzel bir enerji akışını görmek anlamında içeri giren enerji ve dışarı çıkan enerjiyi de görmek istiyorum. Ne harcamışız evin içerisinde? Zaten bunu çift yönlü sayaç dağıtım şirketi getirecek, takacak ve göreceksiniz ama kendi sistematiğinizde de, kendi iç yapısında da bunu görme şansınız var. Birbirleriyle de mukayese edebilirsiniz böylelikle. Kablo, konektör ve pano içinde farklı fiyatlar görebiliriz. Bunun için 1000 dolar isteyenler de olur. Bütün bu sistematikle alakalı tamamı için söylüyorum. 2000 dolar isteyen de oluyor. 1500 dolar isteyen de oluyor. Ama ben buraya 1750 dolar şeklinde bir fiyat yazacağım. Bunun dışında başka neye ihtiyacımız var? İşçilik. İşçilik oldukça önemli bir parametre. Günün sonunda ya iki tane panel var zaten biz çatıya panelleri yerleştireceğiz, vidalayacağız, sabitleyeceğiz, iş bitecek gibi düşünmemek lazım. Yani orada kullandığınız vidanın bile özel bir vida olduğunu söyleyebilirim size. Günün sonunda şöyle düşünün, eviniz var, alt tarafı yepyeni, yeni yapmışsınız, içeride birçok eşyanız var, gıcır gıcır yepyeni. Siz çatıya güneş enerjisi yapıyorsunuz, oradan su damlıyor. Yani en istenmeyecek senaryo, o yüzden orada kullanacağınız ufacık bir vidanın bile ee, özel bir vida olması gerekiyor. Su izolasyonu konusunda zaten e, içinizi şöyle rahatlatayım. E, 10 yıl garanti veren, sızdırmazlık garantisi veren firmalar dahi var. Yani konstrüksiyon fiyatı neden 900 dolar? Ya yani alüminyum sadece diye düşünmemek gerekiyor. Bunun üstündeki malzemeleri, klempleri e, hepsini e, total baktığınızda e, tabii ki sonuçta bu malzemeyi yapan arkadaşlar da para kazanacaklar. E, o anlamda. E, bu rakamlar ben ortalama olarak söylüyorum. Altını çiziyorum. Çünkü alta yüzlerce yorum gelecek, onu biliyorum. ya yani Bir konstrüksiyon o kadar olur mu? Kablo, konnektör o kadar olur mu? gibi. İşçilik konusunda da çok değişken fiyatlar olabilir ama yine 1500 dolar, 2000 dolar bandında yazmak mantıklı olabilir aslında bu örnek özelinde. Ha şunu da yapabilirsiniz. Bazen tekliflerde görürsünüz işçiliğe 100 dolar yazar ama gelir panel fiyatını 9000 dolar yazar. Yani bu tarz şeylere takılmamak gerekiyor. Günün sonunda 1 kW'ın bize toplam maliyeti nedir oraya odaklanacağız. Çünkü işçilik buradan azaltır buraya ekler, buradan azaltır buraya ekler veya farklı farklı yerlerde oynamalar yapılabilir ama günün sonunda bunu yapan arkadaşlar da çok ciddi emek harcıyorlar. Özellikle şimdi sıra oraya geldi mühendislik bölümü. Mühendislik diyelim. Güneş enerji sistemlerinde kurduğumuz yapılar, baktığınızda şebekeyle entegre çalışan bir yapı. Siz enerji fazlanız olduğunda şebekeye gönderiyorsunuz. Enerji yetmediğinde şebekeden otomatik olarak aldı verdi yapan otomatik bir sistem bu. Ve şebekeye bağlı bir sistem kurduğunuzda dağıtım şirketine bunu haber vermek zorundasınız. Haber vermek zorunluluğu kanuni bir durum. Bu zorunluluk aslında projelendirme, izin süreçlerinin olması gerektiğinden bahsediyor aslında bize. Ve e, burada mühendislik projesinin çizilmesi gerekiyor. GES projesi. Evin elektrik projesi ayrıdır. GES sistemi kuracaksanız GES projesi de ayrıca çizilmesi gerekiyor. Evrak süreçlerini takip ediyor bu anlaştığınız mühendislik firması. Belediyeden uygunluk yazısı alınıyor. Statikle ilgili statik uygunluk raporu isteniyor. Üniversite onaylı isteniyor. Birçok evrak toplanıyor ve bir yerlerden bir yerlere götürülüyor. Kaymakamlığa dahi direkçe veriyorduk. Yani bizim burayla ilgili yaptığımız video vardı. Onun linkini de yukarıda kartlara eklerim. İzlerseniz bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu görmüş olursunuz. O açıdan eski videolarımızda ya bir mühendislik sadece 3 tane paneli çatıya bağlıyoruz bu kadar para alınır mı vesaire vesaire gibi çokça yorum gelmişti. Yine gelecektir eminim ama günün sonunda mühendislik hizmeti e, bilimsel konuya yaklaşmak önemli. Yani yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. E, bazı arkadaşlar görüyoruz internette. Yani ben isim vermeyeceğim e, ama e, işte mühendislik hizmetine gerek yok. Devlete elektrik satmayacaksan e, izin almana gerek yok gibi insanlar yanlış yönlendiriliyor. E, biz burada size duymak istediğinizi değil, şu an kanunen e, olması gereken neyse onu paylaşıyoruz. Tabii ki e, yasal olmayan yolları tercih edebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz ama ben tavsiye etmiyorum. E, bu konu önemli bir e, konu. Bununla ilgili de yine başka bir video bahsetmiştim. E, Smart Meter'lı kurulumlar yasal değil diye. Onun linkini de yukarı paylaşıyor olacağım sizinle. Mühendislik hizmetleriyle ilgili olarak da yine yukarıdaki mantaliteden yola çıkarak yani e, 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar diyen arkadaşlar e, olacaktır. E, ben yine burada 1750 dolar olarak Ortalama bir rakam e, eklemek isteyeceğim ve e, günün sonunda baktığımızda e, burada şunu da belirteyim birçok kalem var e, saymadığımız. E, onların hepsi bu kalemin içerisinde Örneğin e, panelleri getirdiğiniz evinize çatıya çıkartacaksınız. Ee, oldukça fazla adette panel. insanlar tek başına paneli sırtlanıp yürüyerek merdivenlerden çıkmıyor. Winch getiriyorsunuz, forkliftle paletten indiriyorsunuz gibi süreçler olabiliyor. Bunların hepsinin de maliyeti var. yani Hepsinin bunun içerisinde düşünün. Burayı anahtar teslim e, bir bedel olarak düşünmenizi tavsiye ederim. Baktığınız zaman da burada e, toplamda 15 bin dolar gibi Tabii artık KDV'si olacak. Genelde e, direkt KDV'li fiyat söylenmez ama 15 bin dolar denir. 15 bin dolar artık KDV olarak olduğunu, %18 KDV'nin de ekleneceğini düşünebilirsiniz. Yani burada 15.000 e, 15 bin dolardan yola çıkarsak eğer 1 kW kapasite için 1 kW kapasite için 1500 dolar gibi düşünebilirsiniz. Buradan yola çıkarak ben 15 kW sistem kuracağım. 15 kW kaça mal olur? Kafanızda fikir vermesi için 15 çarpı 1500 diyebilirsiniz. Ya da ben 8 kW kuracağım. 8 çarpı 1500 diyebilirsiniz. Güç ne kadar artarsa bu rakam aşağı düşecektir. Örneğin 100 kW kuruyorsanız o zaman birim fiyatı 1500 dolar değil de 1000 dolarlara düşecektir. 900 dolarlara düşecektir. Ya da endüstriyel bir tesis kuruyorsunuzdur. O zaman 1 kW için istenen rakam 800 dolara düşecektir, 700 dolara düşecektir. Ve e, en başta da söylediğim gibi buradaki malzemeler çok çeşitli. Yani o kadar fazla marka var ki geçtiğimiz yıl e, enteresan bir yıl olmuştu. İnverter bulunamıyordu Türkiye'de. Panel de keza öyle, kablo da bile öyle. O yüzden birçok farklı inverter markası da ülkemize giriş yaptı. E, ve farklı fiyatlamalar da söz konusu. Bunların hepsini öğrenebiliriz. Ortalayıp tek bir fiyat yazmak çok zor. Ben hani e, bu kadar bir rakam harcarsanız o yatırdığınız sistem sizi üzmez noktasından yaklaşıyorum. Burada kullanılan cihazlar e, örneğin inverterler minimum 5 yıl garantili. Paneller 10-12 yıl işçilik garantisi, 25 yıl performans garantisi çoğu firmada. E, ve satış sonrası hizmetler oldukça önemli. Şimdi diyelim ki inverter alacaksınız. Hangi marka inverteri tercih etmeliyim? Şimdi Türkiye'ye yurt dışından yeni gelmiş bir markanın en büyük handikapı nedir problem yaşadığında nasıl çözeceğiz birebir değişim genelde yapılıyor ama e, uzun soluklu burada kalmayı planlayan firmalar burada ürünlerini tamir ettirme noktasında e, parça değiştirme e, şeklinde yaklaşıyorlar konuya o anlamda satış öncesi ve satış sonrasında size destek verecek firmayı bulup ondan e, ürün almak e, çok daha mantıklı olacaktır. Panel baktığınızda fiziki olarak hepsi birbirinin aynısı ama çatıya koyduğunuzda bir sene iki sene sonra bambaşka güç değerleri üretiyor olabilir. İki benzer çatıda bambaşka üretim değerleri yaşıyor olabilirsiniz. Ondan dolayı benim buraya yazdığım rakamlar gerçekten makul kalite seviyesinde olan bir sistemin size maliyeti nedir şeklinde yaklaşmaya çalıştım. Burada bir batarya yok. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Bu listede aküyü yazmıyoruz. Çünkü biz şebeke tellerini akü gibi kullanıyoruz. Gündüz elektrik üretiyoruz. içeride kullanıyoruz. Eğer yetmiyorsa şebekeden enerji alıyoruz. Enerji fazlamız varsa şebekeye veriyoruz. Ve şebekeyle ay sonu geldiği zaman mahsuplaşıyoruz dağıtım şirketimiz. Ne aldık ne verdik. Eğer fazlamız varsa satıp gelir modeli elde edebiliyoruz ama çok fazla bir gelir beklemeyin. Önemli olan ürettiğinizi direkt evin içerisinde harcamak. Herhalde bu cümleyi yüzlerce kez söylemişimdir. Evet yani videomuzu da çok daha uzandırmak istemiyorum. Yine detaylı sorularınız olursa videonun altında zaten bize iletebilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olmaya çalışırız. Bunun dışında katıl butonumuzu yılbaşı itibariyle aktif hale getirdik. Orada da Farklı içerikler üretmeye devam edeceğiz. Örneğin fuarlardaki etkinlikler, seminerler, sadece otellerde yapılan 100-150 kişinin gittiği etkinlikleri çekip katıl butonumuzun içerisindeki özel alanda paylaşmayı planlıyoruz. Bu tarz videolarımızı da zaten yine kanalımızda her zaman olduğu gibi son hızıyla üretmeye devam ediyor olacağız. Evet, özetlemek gerekirse bugün 1 kW enerji üretim tesisinin maliyeti yaklaşık 1500 dolarlar civarında düşünebilirsiniz. 10 kW'lık bir sistem içinde size muhtemelen 15 bin dolar civarında fiyat teklifleri gelecektir. 13 olabilir, 14, 15, 16, 17 içinde ne olduğu, neler verildiği ile alakalı çok değişkenlik gösterebilir. Hatta şu an aklıma geldi. Mesela her şey dahil bir sigorta, all risk sigortası genelde yapar birçok profesyonel firma. O fiyatlarda yine bunun içerisinde e, eklenmiş fiyatlar olduğunu söyleyebilirim. Güneş enerjisi bu tarz sistemler profesyonel sistemlerdir. Öyle akıllı inverter iki tane akü alayım sistem kurayım dediğiniz yapı bambaşka bir yapıdır. Şu an burada göstermiş olduğum yıllarca e, düzgün bir şekilde çalışması öngörülen profesyonel bir sistemdir. O yüzden onunla onu karşılaştırmamanızı tavsiye ederim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.